Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü dersimizin konusu bilimsel yöntem olacak gençler. Bilimsel çalışmalardan bahsedeceğiz ama sadece biyoloji bilimi için değil, konuştuklarımız tüm bilimsel çalışmalarda Ortak olarak kullanılan basamaklar var. Bugünkü dersimizde de bu basamakları tabii ki ben size anlatacağım. Dersi bitirdiğimiz zaman ikinci ünitenin de sonuna geldik. Yani hücre ünitesini de bitirmiş olduk. Hemen sıfırdan dokuzalarınızı açıyorsunuz. İkinci ünitenin sonuna kadar geliyorsunuz. Bilimsel çalışmayı çözdükten sonra mutlaka test geçlerimizi de tabii ki bitirelim gençler. Sayfa 139'a kadar sıfırdan dokuza da çözmediğiniz herhangi bir kısım kalmasın. Bir de Dinamo'dan söyleyeyim hemen. Dinamo'ya da baktığımız zaman aynı yere gelmiş olmanız gerekiyor. Hücrenin sonuna kadar geliyorsunuz. Sayfa numarasını veriyorum gençler. Yazılı sayfalarını unutmayın. Sayfa 114'e kadar bugünkü dersimizi bitirdiğimizde siz de 9 Dinamo'dan bitirmiş olacaksınız. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Müzik <laughs> Bugünkü dersimizde neler anlatacağım size söyleyeyim. Bilimsel yöntemden bahsedeceğim. Bilimsel yöntem basamakları bugünkü dersimizin konusu olacak. Biyoloji laboratuvarında kullanılan malzemeleri ve görevlerini de yine bugünkü dersimizde öğrenmiş olacağız. Öncelikli olarak bilimsel yöntem bilimsel çalışma dediğimiz zaman sadece biyoloji biliminden bahsetmiyoruz. Matematikte, ziraatte, fizikte tabii ki devamlı olarak bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bu bilimsel çalışmalar yapılırken de belli bir basamak sisteminin, belli bir sıralamanın geçerli olması gerekiyor. Biz de bu basamaklardan, bu sıralamalardan bugünkü dersimizde bahsetmiş olacağız. Bilim ne demek? Belirli bir konuyu bilme isteğiyle yola çıkıp çeşitli yöntemler kullanarak sistematik, gerçeğe dayalı, düzenli ve tutarlı bilgi elde edilmesini sağlayan entelektüel ve pratik disiplinler bütünüdür. Yani aslında bilim neyden doğuyor? Bir olayı, bir konuyu bilme isteğinden doğuyor gençler. Bilim yaparken de tabii ki havalardan uçmamamız gerekiyor. Gerçeğe dayalı, düzenli, tutarlı bilgiler elde etmemiz gerekiyor. Bilimsel bilgiye ulaşabilmek için tüme varım veya tümden gelim gibi çeşitli yöntemler kullanılabiliyor. Bilim ile uğraşan kişilere ise bilim insanı denecek. Bilim insanları bir problemi çözmek için farklı yöntemler kullanabiliyorlar. Bilim insanı dediğimiz zaman da hep böyle laboratuvarda, mikro ...mikroskopta sıvıları birbirine döken kişiler geliyor. Ama tarihle ilgili çalışmalar yapan kişiler de tabii ki bilim insanıdır. Yani bilimsel bir çalışma yapmak için illa sıvıları birbirine dökmeye... ...mikroskopta bir şeylere bakmaya gerek yok. E, hangi branşla ilgili çalışma yapılacaksa ona göre yöntemler belirlenebiliyor. Bilim insanlarının sahip olması gereken özellikler var. Bu bilim insanları bilimsel süreç çok uzun sürecek haliyle belirli kişisel özelliklere sahip olmalılar ki bu süreçleri yönetebilsinler. Mesela en başta tabii ki bilme isteğine sahip olmalı, etrafında olup biteni merak etmeli, yaratıcı olmalı, etrafını iyi bir şekilde gözlemleyebilmeli yani gözlemci bir özelliğe sahip olmalı, düşünerek yeni fikirler üretmeli, şüpheci yaklaşmalı, sorular sormalı. Toplum bir şeyi kabul etti diye o da onun peşinden gitmemeli. Şüpheci olarak yaklaşmalı. Mesela şeyi düşün. Bir dönem insanlar dünyanın düz olduğuna inanıyorlardı ama bütün toplum bu şekilde inanıyor. Bilimsel olarak da dünyanın düz olduğu herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Şüpheci, sorgulayan, meraklı biri hayır bence bir dünya düz değil, yuvarlak demeseydi tüm toplumu karşına, karşısına almayı göze almasaydı... Günümüzdeki ilerleme seviyesine ulaşamazdık gençler. Tabii ki düzenli ve sistemli bir şekilde çalışmalı, diğer bilim insanlarıyla da işbirliği yapabilmeli. Diğer bilimsel çalışmalardan elde edilen veriler onun bilimsel çalışmasını ilerletebilir. O yüzden tüm çalışmalara e, dikkat etmeli, gözlemler yapmalı. Bilimsel yöntem dediğimiz zaman da gözlem ve mantığı birleştiren bir sorgulama sürecinden bahsediyoruz sorgulama süreciyle neyi kastediyorum? Şimdi gözlemler yaptığımız zaman kişinin tabii ki zihninde sorular meydana gelecek. Ben etrafıma bakıyorum diyorum ki ya domates hamken yeşil şimdi kızardı. Neden yeşilden kırmızıya rengi dönüyor? Bu domatesde nasıl bir değişim oluyor da renk yeşilden kırmızıya dönüşüyor? Hava yağmurlu olduğunda e, sıcaklığı şu dereceye düşüyor neden yağmur yağdığında sıcaklıkla ilgili böyle bir değişiklik meydana geliyor gibi hemen gözlem yaptığım zaman zihnimde sorular oluşacak. Bilim insanları bu soruları cevaplayabilmek için ne yapacaklar sistemli ve düzenli bir şekilde çalışacaklar. Modern bilimsel bir araştırma yapılırken dediğim gibi sadece biyolojiden bahsetmiyorum matematik, tarih, astronomi gibi pek çok alan olabilir. Belirli basamaklar kullanılacak. Bunlar da bilimsel yöntemi meydana getirecek. Bilimsel araştırmalarda bilimsel yöntem basamakları tabii ki izlenmiş olacak. Öncelikli olarak tabii ki bilimsel yöntem basamaklarını şöyle bir sayacağım gençler gözümüzün önünde canlansın kafamda kurabileyim diye de bir örnek üstünden anlatacağım. Sonra bu basamakların derinlemesine ayrıntısına gireceğiz. Öncelikli olarak bilimsel yöntem basamaklarının birinci basamağı neymiş? Gözlemlerin yapılması ve verilerin toplanması. Etrafımdaki insanlara baktım bazılarının hasta olduğunu gördüm hasta olanları gözlemliyorum. Dedim ki hasta olanların vücut sıcaklıkları şu kadar artıyor veri topladım ten renklerinde şöyle bir değişim oluyor vücutlarındaki hücre sayısı artıyor gibi gözlem yaptığım verilerimi topladım. Sonra gözlemlerime ve verilerime dayalı olarak ne yapmam gerekiyor? Problemimi tespit etmem gerekiyor. Problemim mesela kanser hastalığı olsun. Kanser hastalığı benim problemim probleme dayalı da geçici bir çözüm yolu oluşturmam gerekiyor. Probleme dayalı geçici çözüm yoluna hipotez ismini vereceğiz. Hipotezler genellikle senin o problemle ilgili fikrin, kısa bir cümledir. Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır. Ben bir hipotez ortaya attım. Şimdi bu hipotezin doğru olup olmadığı ile ilgili çalışmalar yapacağım eğer hipotezim doğru çıkarsa hipotezim gerçek halini alacak, bilim camiasına bir bilgi kazandırmış olacağım. Ama hipotezimde yanıla da bilirim. Hipotezim benim ee, yanlış olabilir. O zaman da ne yapacağım? Hipotezimi değiştireceğim gençler. Başka bir hipotez ortaya atacağım. Ben şimdi hipotez oluştururken ne dedim? Kanserin sebebi hücre zarının bozulmasıdır dedim. Hipotezim kısa bir cümle. Ardından tahminde bulunacağım. Tahminler eğerle başlayacak, ise ile devam edecek, dırla bitecek. Eğer Kanserin sebebi hücre zarının bozulması ise tüm kanserli hastalarda hücre zarı bozuk olmalıdır dedim. Eğer havanın soğumasının sebebi yağmur yağması ise her yağmur yağdığında hava soğuk olmalıdır gibi. Eğerle başladım, iseyle devam ettim, dırla bitirdim. Aslında ilk cümlede benim hipotezimdi gençler. Buna bağlı olarak kontrollü deneyler yapmaya çalışacağım. Mesela elimdeki hastaları 3 tane gruba ayıracağım. Bir tane ayırdığım gruba hiçbir şey yapmayacağım. Kanser hastalarını öyle bırakacağım. Diyeceğim ki hiç müdahale etmediğim zaman kanser hastalarında nasıl bir değişim oluyor onu gözlemleyeceğim. Bu kontrol grubudur. He, vücut sıcaklıkları şöyle oldu, hücre sayıları böyle oldu, ten renkleri şöyle oldu, bilmem nelerinin metabolizma hızı böyle oldu. Hiçbir şey yapmadıklarım kontrol grubudur. Kenarda durdular, ben gözlemliyorum onlarda nasıl şeyler oluyor diye. Bir de deney gruplarım olacak. Mesela bir gruba da elimizde keşke olsa hücre zarını tamir edecek bir ilaç veriyorum. Verdiğim grup... Üstünde bir çalışma yaptığım grup deney grubudur gençler. Ola ki benim hücre zarını tamir eden ilacı verdiğim gruptaki kanser hastaları iyileşti. O zaman benim hipotezim ne oldu? Doğru oldu. Hipotezim doğru olursa ben bu sefer makaleler yazacağım, bilim dergilerine yaptığım çalışmayı göndereceğim, konferanslarda bunu anlatacağım. Diğer bilim insanları da benim yaptığım çalışmadan haberdar olacak. Onlar da bu çalışmaları tekrar edecek. Aa evet doğru. Hücre zarını tamir ettiğimiz zaman kanseri tedavi edebiliyoruz diyecekler ve benim yaptığım çalışma neye dönüşecek? Gençler gerçek haline dönüşecek. Ama şöyle de olabilirdi. Benim deney grubuna hani hücre zarını tamir eden bir ilaç vermiştim ya onlarda hiç iyileşme olmayabilirdi. Kontrol grubunda ne oluyorsa onda da aynı değişimler meydana gelebilirdi gençler. O zaman benim hipotezim yanlıştı. Ne yapacağım? Tekrar problemi tespit etmeme gerek var mı? Tekrar gözlem veri toplamama gerek var mı? Yok. Hipotezimi değiştireceğim. Mesela atıyorum. Diyeceğim ki kanserin sebebi ribozom organelinin bozulmasıdır. Bu sefer Ribozom organelini tamir edecek bir şeyler uydurmaya çalışacağım. İlaçlar ya da mekanizmalar bulmaya çalışacağım. Eğer buradan bir sonuç alırsam bu fikrim gerçek haline dönüşecek gençler. Hadi şimdi tek tek basamakların içerisine girelim. Ama bu lazım olabilir. Hemen şurada tutalım bunu. Gözlem yapmam ve veri toplamam gerekiyor. Gözlem ne demek? Bir konuyla ilgili ya duyu organlarımızı kullanacağız ya da ölçme aletlerimizi kullanacağız. Veri toplama sürecine girmiş olacağız. Özel bir konuyla ilgili kayda alınmış bilgilere de veri ismini vereceğiz. Baktığım zaman yaptığım gözlem bilimsel çalışmanın tabii ki türüne göre farklılık gösterebilir. Benim e, ee, çalışmada izlemek istediğim yönteme göre farklılık gösterebilir. Veri toplama bilimsel sürecin her aşamasında da meydana gelebiliyor. Burada soru nasıl gelir? Gözlemleri kendi içerisinde bir nitel gözlemler bir de nicel gözlemler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Nitel gözlem dediğimiz zaman ölçme araçları kullanılmadan Sadece duyu organlarıyla yaptığımız gözlemlerdir. Tabii ki bunlar öznel, kesin sonuç vermiyor. Nicel gözlemler ise ölçme araçları kullanarak yaptığım gözlemler, sayısal bir sonuç elde ediyorum, nesneldir ve sonuçlar tabii ki kesindir. Sana, bana, ona, buna göre değişmiyorsa nicel gözlem, sana, bana, ona, buna göre değişiyorsa nitel gözlemdir. Mesela seninle ben bir sıvıya bakıyoruz. Ben diyorum ki not al bu sıvı mavi renkli. Sen diyebilirsin ki ya hocam bu sıvı mavi değil aslında biraz yeşil renkli. Sanki yeşil yazsak daha olur diyebilirsin. Hani böyle aradaki renkler var ya. Ya da daha güzel bir örnek vereyim. Ben sana diyorum ki bugün hava çok sıcak. Sen de bana diyebilirsin ki ya hocam neresi çok sıcak? Bugün aslında serin bir hava var. Duyu organlarımızla elde ettiğimiz sonuçlar sana bana göre değişir. O yüzden tabii ki bir veridir ama nicel gözlem kadar kesin bir veri değil. Ama ben sana desem ki hava sıcaklığı 25 santigrat derece. Sana göre de, bana göre de, ona, buna, şuna göre de 25 santigrat derecedir. Ölçme aleti kullandığımız zaman daha iyi sonuçlar elde edebiliyoruz. Her rakam gördüğüne nicel gözlem diye yapıştırma çünkü bazı şeyler söz konusu olabiliyor. Birkaç tane örnek üstünden gidelim. Mesela ben sana desem ki hava sıcaklığı 25 santigrat derece tabii ki nicel gözlem diyeceksin. Sonra dedim ki ağacın boyu 1 metre 80 santim tabii ki nicel gözlemdir. Bu kağıt 3 karış dedim. O da 10 adım dedim kalem, üç parmak dedim. Bunlar nicel gözlem değil. Mesela ben elimle ölçtüm dedim ki bu kağıt bir, iki, ikiden biraz fazla karış. Benim ellerim büyük. Senin ellerin biraz daha ufak olabilir. Sana göre üç karış olabilir. Bana iki karış olan şey sana bana ona buna göre değişiyorsa onlar yine nitel gözlem olacak. Dediğim gibi çok yapıyoruz. Rakam görüp de hemen nicel yazma. Ölçme aletiyle yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Buna bak. Ben odayı 10 adım ölçerim. Bacağı 2 metre olan adam 5 adım ölçer gibi düşünebilirsin. Bacak boylarımız birbirinden farklı. E ne yaptım? Gözlemlerimi yaptım. Verilerimi topladım. Artık problemimi tespit etmem lazım. Problemimi tespit ettikten sonra da problemime dayalı bir hipotez oluşturmam lazım. Hipoteze de ne diyormuşuz? Geçici çözüm yolu diyormuşuz. Gözlem ve verilere dayanan, sınanabilen ve sorgulanabilen önermelere hipotez ismini veriyoruz. Ama hipotezi ortaya attığım arkasından ne tahminde bulunabiliyorum, ne kontrollü deney yapabiliyorum. Bu iyi bir hipotez değil. İyi bir hipotez olabilmesi için bir kere arkasından tahmin, arkasından kontrollü deney yapılabiliyor olması gerekiyor. Mesela bir hipotezi ortaya attım. İşte başka gezegenlerde de hayat var. E sen tamam, başka gezegenlerde de hayat var ise. Diğer gezegenlerde canlılar yaşıyor olmalıdır diye bir tahminde bulundum. E ne yapacağım? Kontrollü deney arkasından? Yok, o zaman bu iyi bir hipotez değil gençler. Benim elimdeki verilere uygun olmalı hipotezim. Denenebilir, sınanabilir, çalışma yapmaya açık olması gerekiyor. Hipotezden sonra da tahminde bulunuyorduk. Tahmin eğerle başlayacak, iseyle devam edecek, dırla bitecekti. Deneylerde gözlemlerden farklı olarak koşullar değiştirilebiliyor gençler. Hemen bir tane deney düzeneğinden aslında olayı anlatmak istiyorum size beni iyi dinleyin. Burada biraz tekerleme gibi kavramlarımız var. Mantığını anlatacağım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olsun. Ben bitki gelişimi üzerine e, ışığın etkisini araştırmak istiyorum. O zaman ben bununla ilgili bir deney düzeneyi oluşturacağım. Bununla ilgili bir çalışma yapacağım. Üç tane özdeş bitkiyi aldım. Bir tanesini tuttum. Gün ışığını verdim. Atıyorum bir tanesine mor ışık gönderdim. Bir tanesine de yeşil ışık gönderdim kalan tüm parametreleri sabit etmem lazım. Mesela buna 100 birim su koyduysam buna da 100 birim su koymalıyım. Buna da 100 birim su koymalıyım. Buna 10 tane sodyum verdiysem buna da 10 tane sodyum vermeliyim. Buna da 10 tane sodyum vermeliyim. Buna 5 tane potasyum, 5 tane potasyum, 5 tane potasyum vermeliyim. Şimdi ben birine yeşil ışık birine de az sodyum gönderirsem bunun değişiminin sebebi ışıktan mı sodyumdan mı anlamam. Sadece bir tane yani parametreyi değiştirmem lazım. Hiçbir şey yapmadan olduğu gibi bıraktığım grup o zaman benim neyim olacak? Kontrol grubu dediğim grubum olacak gençler. Bir de deneylerde neyimiz olacak? Parametreleri değiştirdiğim üstünde oynadım. Deney grubu dediğimiz gruplar söz konusu olacak. E birine mor ışık birine yeşil ışığı vermişim. O zaman bunlar bizim için deney gruplarıdır. Baktım mor ışığı verdiğim 8 santim uzadı. Gün ışığını verdiğim 6 santim uzadı. Yeşil ışığı verdiğimde 2 santim uzamış olsun. Deneydeki bağımsız değişken nedir? Bağımlı değişken nedir diye soru sorar. Bunu bana anlattı. Bağımsız değişkeni soruyor. Deneyde senin değiştirdiğin şey bağımsız değişkendir. Bu deneyde değişik olan ne var? Işığın rengi. O zaman bu deney düzeneğinin bağımsız değişkeni ışığın rengidir. Bir de bağımsız değişkene bağlı olarak değişen yani bağımlı değişken dediğimiz değişkenlerimiz var. Gün ışığı, mor ışık veya yeşil ışık verdiğim zaman bitkinin nesi değişti? Büyüme miktarı, uzama miktarı değişti. O zaman bu deney düzeneğindeki bağımlı değişken Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen değişken ne? Uzama miktarı diyeceksin. Biraz tekerleme gibi ama tekrar söyleyeyim. Senin değiştirdiğin şey deney düzeneğinde bağımsız değişken. Buna bağlı olarak değişen şey ise bağımlı değişken dediğimiz değişkendir. Bilimsel çalışmalarda genellikle kontrollü deneyler tercih ediliyor. Kontrollü deney bir olayı etkileyecek faktörlerden sadece birinin değiştirilip diğerlerinin sabit tutulması. Dediğim gibi ben su miktarını farklı versem, mineral miktarını farklı versem ne bileyim ben su mu etkiledi, mineral mi etkiledi bu sonucu diyeceğim. Kontrollü deneyde deney grubunda test edilecek faktör değiştirilirken Kontrol grubunda tüm şartlar tabii ki sabit tutuluyor. Deneyde etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak değişene de bağımlı değişken deniyormuş. Mesela aslında bu deney düzeninde de bakabiliriz. Aşağıdaki kontrollü deneyde ışık şiddetinin fotosentez hızı üzerine etkisi araştırılmış. Şimdi bakıyorum hepsi 30 30 30 hepsi nemli toprak nemli toprak nemli toprakta yani şuradaki parametreler eşit. Birini karanlıkta diğerini zayıf ışıkta diğerini kuvvetli ışıkta tutmuş. O zaman ben buradaki bağımsız değişkene bakarsam ışığın varlığı ışığın şiddeti diyebilirim. Sonra bunların fotosentez hızları birbirinden farklı olmuş. Çünkü fotosentez hızına etkisi üzerine bir araştırma yapıyor ya. Burada fotosentez yapılmamış, burada az yapılmış, burada çok yapılmıştır gibi düşünebilirsin. Bağımlı değişken ise ışığa bağlı olarak değişken, değişen şeydir. Fotosentez hızıdır tabii ki. E gözlem ve kontrollü deneylerin sonucunda bilim insanı yaptı bir yorum. Bu yorumuyla hipotezinin doğru olduğunu düşünebilir, yanlış olduğunu düşünebilir. Yaptığı kontrollü deneyler hipotezini destekliyorsa ne yapacak? Diğer bilim insanlarıyla paylaşacak. Tez yazacak, makale yazacak, bilim dergilerine gönderecek, konferanslara çıkacak, yaptığı araştırmanın basamaklarını anlatacak. Diğer bilim insanları da aynı sonuçlara ulaşırsa hipotezi gerçek haline dönüşecek. Gerçek ne demek? herkes tarafından doğruluğu kabul edilen aynı şartlarda aynı sonuçlara ulaşılan gözlemlerdir. Adam çıkacak diyecek ki ben bitkilerin birine mor ışık, birine yeşil ışık, birine gün ışığı verdim. Sonra şu kadar mineral, bu kadar su verdim. 3 gün bekledim şu koşullar altında. Bu böyle büyüdü, şu şöyle büyüdü, bu böyle büyüdü. O zaman büyüme üzerine bunun etkisi vardır deyip bir sonuca vardı, anlattı. Ben de geldiğimde aynı çalışmayı yaptım. Evet dedim, yaptığı çalışma doğru. Bunun sonucunda böyle bir şey ortaya çıkıyor. Artık bu çalışma bir gerçeğe dönüşmüş oldu. Ama durum böyle de olmayabilir. O kanser örneğinde verdiğim gibi gençler kontrollü deneyler hipotezi desteklemiyor olabilir. O zaman ne yapacaksın? Tekrar problem tespit etmeyeceksin. O zaman yeni bir hipotez oluşturacaksın. Biraz da biyoloji laboratuvarında kullanılan temel araç ve gereçlere geçelim gençler. İsimlerini söyleyip geçeceğim. Tabii ki mikroskop bilimsel çalışmaların olmazsa olmazı, hücre kavramının ortaya çıkmasının, ilerleyebilmesinin sebebi mikroskopların keşfiydi. Mikroskoplara baktığımız zaman da orada lam ve lamel adını verdiğimiz camları kullanıyoruz. Petri kabını adını verdiğimiz kaplar yani böyle dar kaseler gibi düşünebilirsiniz. Bunların içerisine besi yeri koyuyoruz. Bakterileri falan buralarda yetiştiriyoruz. Deney tüplerinin ölçülüleri var, ölçüsüzleri var. Hatta dereceli silindir diyoruz onlara. Erlen cam balon ve her glasta yine laboratuvarda çok sık kullanılan cam malzemelerdir. Bunun haricinde bir sıvıyı belli bir oranda çekip başka bir yere koymak istiyorsak tabii ki pipetleri kullanıyoruz. Havan evdeki sarımsak dövücüler gibi düşünebilirsiniz. Laboratuvarda genelde porselen oluyorlar. Porselen havanlar kullanılabiliyor. Bir süre çok keskin. Genellikle böyle mikroskopta mesela bir yaprağı incelemek istiyorsan bir süreyle yapraktan çok ince bir kesit alınabiliyor büret, balon joje, termometre, ispirto ocağı, saç ayağı dediğimiz malzemeler laboratuvarda çok sık kullanılır. Birkaç tane de soru çözüp konumuzun özetini verip bitiriyorum. Çocuklar erken yaşlarda çok süt içerse boyları uzun olur. Bu nedir gençler? Bir bilim insanının ortaya attığı bir hipotez bununla ilgili kontrollü deneyler yapacakmış. Ne yapmış? Aynı yaştaki çocukları iki gruba ayırarak birinci grupta bulunan çocuklara düzenli olarak birinci grup burası süt vermiş. İkinci gruptakilere ise şurası da ikinci grup dediğimiz grup bunların da süt içmesini engellemiş. İçmemesini sağlamış, içmesini engellemiş, boy uzunluklarındaki artış miktarını karşılaştıracak. Kontrollü deneyde bağımlı değişken, bağımsız değişken, bağımsız değişken sormuş. Kontrollü deneyde senin değiştirdiğin şey ne? Bir gruba süt veriyorsun, bir gruba vermiyorsun. O zaman bağımsız değişken dediğin şey tabii ki süt olacak. Süt vermene bağlı olarak neyi karşılaştırıyorsun? Ne değişiyor? Boy uzunluğu değişiyor. O zaman bağımsız değişkenin yani e, bağımlı değişkenin bağımsıza bağlı olarak değişkeninde boy uzunluğu olacak. Cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Geldim diğer bir soruma. Benzerini aslında yapmıştık. Bir öğrenci bilimsel bir çalışma yapmak amacıyla numaralandırılmış 3 adet özdeş bitkiden birinciye güneş ışığı, ikinciye mor ışık, üçüncüye yeşil ışık bulunan ortama bırakıyor kalan parametreleri de tabii ki ne yapmış sabit tutmuş. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Öğrenci ışığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisini araştırmaktadır. Evet farklı dalga boylarında, farklı renklerde ışık göndermiş. O yüzden bunu araştırıyor olabilir. İki numaralı bitki kontrol grubunu oluşturmaktadır. Bir kere buradaki güneş ışığını verdiği kontrol grubu dediğimiz grup olacak. Şu ikisi ise benim deney grubu dediğim gruptur gençler. Bunu eledim. Öğrenci kontrollü deney yapmadığı için doğru veriler elde edemez. Gayet de kontrollü deney yapmış. Niye kontrollü deney olmasın ki? Tüm parametreleri sabit tutmuş, özdeş bitkiler kullanmış, farklı ışık boyları vermiş. O yüzden de cevabım yalnız bir oldu. Geldim diğer bir soruma. Yukarıda verilen diyagrama göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yapılamaz? Nitel gözlem kişiye özeldir. Yani tabii ki A'ya özneldiri yazabildim. B veri toplanır. Tabii ki hava sıcak da bir veridir. Hava 25 santigrat derece de bir veridir. O zaman bunu ortak alana yazabilirim. Sonuçlar kesindir. Bunu nicel gözlem için diyebilirim. Çünkü ölçme aleti kullanıyorum. Sana bana ona buna göre sonuçlar değişmiyor. A'ya baktım hata payı düşüktür. Hadi oradan birinin hata payı düşük olsa nicel gözlemindir. Nitel gözlem duyu organlarıyla yapıldığı için hata payı yüksektir. C ölçme araçları kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Tabii ki nicel gözlemler. Geldim diğer bir soruma. Bütün bitki hücrelerinde kloroplast bulunur hipotezini kuran bir bilim insanı bazı hücrelerde kloroplastın bulunmadığını tespit ediyor. He, bu bilim insanının hipotezi yanlışmış. Ne yapacak? Hipotezini değiştirecek. Bir kere Yeni veriler toplamasına gerek yok, yeni gözlemler yapmasına gerek yok. Ne yapsın, hipotezini değiştirsin. Zaten hipotezi yanlış çıksın. çıkmış tahmin ve kontrollü deneylere de dönmesine gerek yok. Bu hipotezini değiştirecek başka bir hipotez oluşturacak gençler. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının özellikleri arasında yer almaz? Bilim insanı, bilimsel çalışma süreci çok uzun sürecek. Tabii ki sabırlı olmalı, çalışkan olmalı, disiplinli olmalı, kararlı olmalı. Aman ne yapayım, beş kere deney yaptım, sonuca ulaşamadım, ben bu işi bırakıyorum dememeli. Bazen bilim insanları çıkıyorlar, bir şey keşfetmişler, anlatıyorlar. Diyorlar ki bu olayı kaçıncı deneyinizde buldunuz? Adam diyor ki 427. deneyde bulduk diyor aynı şeyi 427 kere denemişler. 427. de sonuca ulaşabilmişler. Eğer bu adam sabırlı olmasaydı, kararlı olmasaydı 427 kere bu çalışmanın üstüne gider miydi? Gitmezdi gençler. Tabii ki olaylara şüpheci yaklaşması gerekiyor. Böyle diyorsunuz ama nasıl oluyor? Bir mekanizmayı bana anlatın ya bu mantıklı değil aslında şöyle olması gerekiyor demeli. Sabit fikirli olursa zaten çalışmasını ilerletemez. Yeni fikirlere açık olmalı. Geldim diğer bir soruma. Aşağıdakilerden hangisi nicel gözleme örnek verilebilir? Ne yapacaktım? Nicel gözlem yapıyorsam ben ölçme aletleri kullanacaktım. Kanda en fazla al yuvar hücresi vardır duruma göre değişir. Yani hasta birine mi, sağlıklı birine mi kime bakıyorsun? Ağaç çok uzundur. Kime göre? Çalıya göre uzundur da binaya göre kısadır. Ayşe çok hafiftir. Kime göre? Ahmet'e göre mi? Yoksa Ayşe'den daha bilmem ne kime göre mi? Enzimler düşük sıcaklıkta inaktiftir. Yine düşük sıcaklıkla neyi kastediyorsun diyebilirim. Havanın 20 santigrat derecede olması ise ölçme aletleri kullanılarak yapılan bir gözlemdir. O yüzden herkes için sabittir. Geldim konumuzun toparlanma kısmına gençler. Düzenlenmiş bilgiler topluluğuna ne ismini veriyoruz? Bilim ismini veriyoruz. Bilimle uğraşan kişiler ise bilim insanlarıdır. Meraklı, yaratıcı, şüpheci, çalışkan, disiplinli, yeni fikirlere açık, sabırlı olmaları gerekiyor. Tabii ki bilimsel bir çalışma yapıyorsam bilimsel yöntem basamakları veya bilimsel çalışma basamakları dediğimiz basamaklar kullanılacak. Sadece biyoloji için konuşmuyorum. Ben verilerimi topladım. Ne yaptım? Gözlemlerimi yaptım. Gözleme bağlı olarak problemimi tespit edeceğim. Problemimden sonra da hipotez oluşturacağım. İyi bir hipotez denenebilir, sınanabilir, eldeki verileri kapsayacak şekilde olmalı. Hipotezime dayalı tahminlerde bulunacağım. Tahminlerimi de tabii ki kontrollü deneyler tasarlayarak doğruluğunu kanıtlamaya çalışacağım. Sonuçları da değerlendireceğim. İyi bir hipotez tüm verileri kapsamalı, yeni gerçeklere açık olmalı. Hipoteze dayalı tahmin matlamağında mantıklı sonuçlar oluşturmalıyım kontrollü deneyler yaparak hipotezimin doğruluğunun e, kanıtlamaya çalışıyorum. Kontrollü deneylerde değişken vermediğim olduğu gibi bıraktığım grup kontrol grubu. Parametresini değiştirdiğim ise deney grubudur. Deney grubunda etkisi araştırılan değişkene bağımsız değişken denir. Bağımsız değişkene bağlı değişen değişkene ise bağımlı değişken ismini vereceğiz. Kontrollü deneyler hipotezimi desteklerse diğer bilim insanlarıyla paylaşayım. Hipotezim gerçek halini alsın. Sonuçlar hipotezi desteklemiyorsa ben gideyim yeni bir hipotez oluşturayım. Yeniden bir e, tahminde bulunayım basamağına geçmiş olmamız gerekiyor gençler. Buradan sonra da tabii ki ödüllü soruya geçiş yapıyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.